Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili izleyiciler. Irak'ın aydınlık Yüzü Türkmeneli Televizyonu'nda yine bir Ramazan Sohbetleri programına misafirsiniz efendim. Bizler de sizlerin evlerinize misafiriz. Efendim rahmetin sağnak sağnak yağdığı, meleklerin yeryüzüne indiği, şeytanların bağlandığı bu özel ayda Hayrımızı, farzlarımızı artırabileceğimiz, arttırdıkça daha çok Allah'ın hoşnutluğunu kazanabileceğimiz, kazanmak için bize sunulmuş, lütfedilmiş bu ayda çok önemli bir konu üzerinde duracağız. Müslüman olmanın belki de en önemli özelliklerinden biri Ramazan ve duyarlılık hakkında bugün inşallah ayetler ve hadisler ışığı altında anlatmaya dilimizin döndüğü kadar konuşmaya gayret edeceğiz efendim. Kıymetli hocamızın da bilgilerinden istifade edeceğiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Bugün çok önemli bir konu üzerinde konuşacağız yine. Ramazan ve duyarlılık. Ramazan ve duyarlılık derken aslında duyarlılığın bir Müslüman için ne ifade ettiğinden başlarsak hani bu ayda sanki biraz daha duyarlı olmamız gerektiği noktasında hani şimdiye kadar belki bir takım şeyleri e, ibadetleri yaptığımız yanlışları fark edemediysek yapmadıysak yanlışlardan dönemediysek ya da göremediğimiz gözler çalmadığımız kapılar var ise onları çalmak adına görmek adına yepyeni bir ruha bürünmek adına. Bize sunulmuş bir ayın içerisindeyiz, değil mi hocam? Evet. İsterseniz bu manada hani Ramazan ve duyarlılık deyince bir Müslüman kimlik olarak üzerimize e, binen, e, üzerimize almamız gereken, bize ait olan neler vardır? Nelerden bahsedelim öncelikle siz size verelim sözü. Ee, şimdi öncelikle e, duyarlı olmak, duyarlı bir Müslüman olmak e, mı? Yoksa Müslümanın Müslüman zaten duyarlı olan kişidir. Diyebilmek mi demek mi? Şimdi duyarlı olmak nedir? O halde önce onu söyleyelim. Duyarlı olmak aslında etrafımızın farkında olmak, yaşadığımızın farkında olmak, çevremizin farkında olmak. Etrafımızda olup biten olayların, yaşananların, sıkıntıların farkında olabilmek ya da bir e, gidişattaki bir e, kötülüğün yani kötü bir gidişatın daha doğrusu farkında olabilmektir e, duyarlı olmak. Duyarlı olmak aslında e, insan olmak demektir. Hani bunu hep söylüyoruz çünkü aslında evet. bunlar bizim bu sene işlediğimiz konular dikkat ederseniz e, e, erdemler üzerine, değerler üzerine. Yani bir insanın. Ve özellikle de Müslüman'ın sahip olması gereken vasıflar üzerinden gidiyoruz bu sene. Ve Ramazan ayının oruç ibadetinin bir okul olduğunu da söylersek eğer ki bunu hep ifade ediyoruz. Dolayısıyla bizim duyarlılığımızı artıracak, bizim bize duyarlılığı tekrar yeniden kazandıracak bir aydır Ramazan ayı. Öyle olunca tabii Ramazan ayında duyarlılığımızı artıracak, e, ...fiiller, etkinlikler ya da e, hisler içerisinde olmayı e, inşallah e, gayret ediyoruz. İnşallah. Yani amacımız, çab e, çabamız bu. E, ve bu konuları da bu yüzden e, işliyoruz. Şimdi duyarlı olmanın aslında e, İslami literatürde belki karşılığına biz e, takvalı olmak diyebiliriz. Çünkü aslında biraz takva kelimesi hep... E, Kısır anlaşılan bir kelime yani halk arasında takvalı deyince çok namaz kılan evet. işte çok oruç tutan gibi hani biraz daha böyle Kendini sanki ibadete erden, e, ete, eteğini heh, çekmiş. çekmiş gibi yani biraz daha sanki dünyaya e, ibadete has kılınmış bir şey gibi. Oysa ki takva sahibi olmak e, Müslüman olmak Müslümanca yaşamak duyarlı olmak kendine verilen sorumluluğun, emanetin bilincinde olmak, yani kısacası nerede olursa olsun Allah'ın gözettiğinin farkına varmak, Allah'tan korkmak, yaptığı şeyi de Allah için yapmaktır aslında. Dolayısıyla takva sahipleri dedik, şimdi takva sahiplerinin, Peki yol göstericisi Kur'an-ı Kerim'de ne der allah Teala yani o takva sahiplerinin üzerinden nasıl bahseder? Yani Onların kendine onu, has özellikleri var he, mutlaka. Yani biz onu şöyle değerlendirirsek e, tak, duyarlı insanın özellikleri evet. diyecek olursak. Hani dedik ki İslami literatürdeki karşılığı takva e, o şekilde değerlendirecek olursak hemen e, Kur'an-ı Kerim'in daha ilk e, sayfasında daha ilk ayetlerinde karşımıza çıkıyor ne diyor allah Teala sözübillah? <laughs> Elif, lam mim, zalikel kel, la, Bu içerisinde hiçbir şüphe olmayan bir kitaptır. Hocam buyuruyor. en çok okunan değil mi? Aslında Kur'an'ın evet. en çok okunan surelerinden birisi Bakara bir, suresi. Hem de bir aş-ı olarak evet, da okunur. okunur ama mealen de tefsireti demek ki daha derinlemesine Kesinlikle, anlaşılması ha, gereken aynen e, ayetler. Öyle. E, bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Ee, Hüden lil muttaqin. Muttakiler için de yol göstericidir, rehberdir. Demek ki yani duyarlı olan insanlar için nasıl duyarlı olması gerektiği konusunda, duyarlılığın ne demek olduğu konusunda da yol gösterici bir kitaptır. Peki o halde biz tekrar Kur'an-ı Kerim'e döner de soracak olursak, o halde ben duyarlı bir mümin, duyarlı bir Müslüman olmak istiyorum ama bunu nasıl yapacağım? ne nasıl olmam lazım ne yapmam lazım diye yine Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimizde Kur'an Kur'an-ı Kerim bize cevabında ellezine yu'minune bil gayb onlar ki gaybe iman ederler. Yani e, gayb e, kendi insanın e, vakıf olamadığı sınırını aşan değil mi? Yani ahiretin varlığına, Allah'ın varlığına, meleklerin varlığına, yani, yani somut olarak onları görmüyoruz ama onların evet. varlığına inanmak mı i̇nanmak, hocam bir yerde? Evet yani işte buna iman edendir. Dolayısıyla hani burayı biraz daha özele çekecek olursak işte Allah'a Allah değil mi? Gaybidir bizim evet. için hani göremeyiz Allah'ı ama bunun varlığını hissederiz. İşte buna iman etmek gaybi iman etmektir. Ahirete iman etmek evet Kur'an-ı Kerim'de bize ahiretin hesabın kitabın olacağı bildiriliyor ama e, gören var mı giden var mı bilen var mı yok ne yapıyoruz biz buna Evet iman ediyoruz İşte Dolayısıyla bu bilinçle de hareket ediyoruz ha biliyoruz ki biz ahirette bu dünyada yapıp ettiklerimizin e, hesabını, e göreceğiz. Yani hesabını e, ödeyeceğiz bir anlamda. Karşılığını göreceğiz veya öyle diyelim. Ha, dolayısıyla işte insanın e, buna iman etmesi, bunu kabul etmesi, buna göre davranması demek ki e, takvan sahiplerinin yani duyarlı müminlerin bir özelliğidir. Yine ya devamında hani efendimiz müşriklere e, İslam'ı ilk anlatmaya başladığı yıllarda Ahiret hayatını en çok kabul evet, etmek istememişlerdi. Allah'ın varlığı Çünkü, ve ahirete evet, inanan iman varlığı, noktasında. Allah'ın birliği ve ahiret noktasında. Çünkü yaptıklarının o yaptığı dünyadaki yaptığı davranışlarının sorgulamasını istemiyorlardı. Yaptığı evet. haksızlıkların, adaletsizliklerin Allah'ın bir gün onlardan soracağını hesap soracağını kabul etmek istemiyorlardı. Bu anlamda ahirete bilhassa iman etmenin e, çok önemli olduğunu biliyoruz. Evet. Ve e, yine ayet i kerimin devamında işte e, Allah teala onlar ki namazı istikamet üzere kılarlar diyor. E, yani e, duyarlı olan mümin namazı istikamet üzere kılar ki istikamet üzere demek e, dost doğru kılmak demek yani namazın hakkını vererek kılarlar e, ki namaz ibadetiyle Rabbimizin bizden aslında bizi terbiye eden bizden bizi eğiten, bizden istediği bir tarafı vardır. Evet. Yani sadece ee, bir takım şekillerden ibaret olan bir ibadet değildir. Aynı zamanda bize kazandırdığı yönleri de vardır. Ee, Allah'ın mürakabesinde olmayı hatırlatır değil mi? Günde beş defa evet. Allah'ın huzuruna çıkıp bize söz verdirir, e, çeki düzen verdirir. Şimdi e, bir başka mesela ayet-i kerimede inna salate anil fahşa vel münker buyuruyor Allah Teala. Andolsun olsun ki namaz sizi kötülükten, çirkinliklerden alıkoyar. Yani bu nedir? İşte sizi namaz duyarlı bir mümin yapar. Ve devamında baktığımız zaman ki bunların her biri aslında çok geniş evet. e, açıklaması lazım. Her biri bir programa eşittir ama hani konumuzu duyarlılık bağlamında aldığımız için biraz daha özet geçiyorum. E, ve bir diğeri de mesela kendilerine verdiğimiz şeylerden harcarlar. İşte infak yani Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıklardan e, çevresindeki e, ihtiyaç sahiplerini de görür, gözetir. Dolayısıyla ne demektir bu? Duyarlıdır. Onların ihtiyacı olduğunun farkındadır, onların sıkıntı olduğunun farkındadır ve Allah'ın kendine vermiş olduğu nimetten onlara verir ve bunu kim için verir? Allah için verir, değil mi? Allah rızası için yapar bunu. İşte e, yine demek ki müminlerin takva sahiplerinin yani duyarlı olan müminlerin özelliklerinden bir tanesi neymiş? Allah'ın onlara verdiği rızıklardan Allah yolunda ihtiyaç sahipleri için infak etmeli. İnfak etmelidir. Biraz, biraz herhalde e, vermek gerçekten insanın imani noktasında çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yani çünkü ben kazandım, bana ha, ait. Verebilmek en iyisi yani. benim olsun. En güzeli benim olsun derken aslında halbuki onu biraz daha sade bir şekilde sahip olup olmayanlarla paylaşılmış olsa onun değil mi hocam mutlaka hem Allah katında evet. e, ecri büyük olacak, sevabı büyük olacak. Hem de dünyada da kendimizi çok huzurlu ve mutlu hissedeceğiz. Evet. Yine hani Peygamber Efendimizin <laughs> hani e, bu anlamda e, iftar ettirme anlamında yardım etme noktasında sahabelerine bol bol örnek verdiğini görüyoruz. Ama şöyle hani günümüzde değerlendirecek olursak e, nasıl değerlendirebiliriz? Merhaba ee, hocam. hocam öncelikle e, insan bir top yani toplumsal bir varlıktır eee insanı toplumdan bağımsız olarak asla düşünemeyiz. Toplumla birlikte var olur. Bu yüzden de toplumsal olarak etrafındaki insanların da farkına varması gerekir. Hani Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye. Aslında burada duyarlılığın en güzel örneğini Peygamber Efendimiz bize veriyor. Şu ana baktığımız zaman etrafımızda olup bitenlere ne kadar fark edebiliyoruz, ne kadar onları duyabiliyoruz. Özellikle komşularımız, Peygamber Efendimizin söylediği gibi onlardan ne kadar haberdarız ve onlar için neler yapıyoruz. Bunlar çok önemli. Ve şöyle bir şey de var. Aslında duyarlılık dediğimiz zaman bir suya taş atmak gibi bir şeydir duyarlılık. Nasıl ki suya taş attığımızda o halka halka büyüyor ve genişliyorsa duyarlılık Hatice da... Hatice hocam çok kullandığı bir örnektir. Hocam <laughs> hep bu örneği duyunca siz aklıma geliyorsunuz. <laughs> evet nasıl ki o taş attığımızda halka halka büyüyorsa duyarlılık da, da böyledir. Mesela başka programlarımızda da konuştuk farklı şeyleri. Tebessüm mesela biz birisine tebessüm ettiğimizde yani bu da bir duyardır çünkü tebessüm etmekte. Biz birisine bir tebessüm ettiğimizde ya da bir iyilikte bulunduğumuzda bu halka halka büyüyerek tekrar bize geri dönecektir. Ve ayrıca şunu da söyleyelim. Ee, hani mutlaka bize yaptıklarımız geri dönüyor. Mutlaka bize ulaşıyor. Ve insanlarda da şöyle bir şey var. Kendilerine gelmeyeni biraz pek fazla dışarıda görmeyiz. Mesela bir hastalığa yakalandıysak o hastanın halinden anlayabiliyoruz. Ya da bir şey başımıza geldiğinde onu artık daha farklı bir gözle algılamaya başlıyoruz. Bu noktada mesela özellikle ülkemizde azınlık gruplar ya da engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlı olmamız gerekmekte. E şimdi daha çok değil mi? Misafirlerimiz var, Suriye'den, Tabii. Irak'tan gelen. Ee, hani Ensar Muhacir Kardeşliği diye geçen e, seneki programımızda hocamız çok güzel yer vermişti. E, birçok misafirimiz var. Onlar yine ihtiyacı olan birçok insan var. İlla o hayatı yaşamasak bile onların hani bir evine konuk olduğumuzda sofralarına konuk olduğumuzda hayatlarından bir kısmına misafir olduğumuzda e, zaten e, onu anlıyoruz. Ve inşallah bu konuda da bu özel ayda da bol bol yardımlarımızı yaparız inşallah. İnşallah. Şimdi e, hocam e, sizin gibi değerli hocalarımız Allah razı olsun e, kıymetli bilgilerini televizyonlar ekranlarında, camilerimizde, Kur'an kurslarımızda Allah razı olsun. E, Diyanet İşleri Başkanlığımızda, devletimize Allah e, zeval vermesin. E, istifade etmemiz için imkanlar sunuyorlar. Ama hiç Ramazan'a uğramayanlar, hiç Ramazan'a yaklaşmayanlar var. Ee, hiç namazla iştigal etmeyen, Allah'ın varlığını, birliğini değil başkalarını e, duyarlı davranmak kendisinin ne halde olduğunu anlayamayacak e, insanlar var. Anlatıyoruz bazen, izah etmeye çalışıyoruz. Bazen kendimize de birçok ayeti hani belki tamam anlamıyla idrak edemiyoruz. Bu bağlamda ayeti kelimelerle e, Kur'an nasıl açıklamış hocam? Bunu sizden dinleyelim. Evet, şimdi. Ee, az önce okuduğumuz ayet-i kerimelerin devamında allah Teala e, böyle der ki onlar e, öyleleri vardır ki hani gözleri kördür, kulakları evet. sağırdır, kalpleri mühürlenmiştir. E, yani dediğiniz gibi bir e, perde vardır önlerinde bir engel e, vardır ve bu engel de kendileri Maalesef. koymuştur. İnsanı kendisi Hocam, orası çok önemli. O engeli koymuştur, evet. Yani sevgili izleyiciler, ben özellikle hocamı, yani çok affınıza sığınarak o kelimeyi bir daha hani tekrar etmenizi arzu edeceğim <laughs> çünkü Allah koymuyor insanlara evet, bu evet, mesafeyi. Evet. Bu mesafeyi cüz'i irademizle biz koyuyoruz. Biz koyuyoruz. Çünkü Allah Teala e, fıtrat üzere yaratıyor bizleri. Yani fıtrat üzere ne demek? E, İslam'ın e, güzelliğini, aydınlığını e, hissedecek, fark edecek, iman etmek üzere. Yani fıtrata iyilik e, üzere e, fıtratımızı yaratıyor. Her, evet, dolayısıyla yani hani diyor her ya insan Hazreti zaten Peygamber. Müslüman olarak Tabii, doğuyor. Değil mi? Her Çok. insan fıtrat üzere doğar. Sonra diyor Hazreti Peygamber ona ailesi Yahudi, Hristiyan ya da mecusi putperest yapar. Ya yani dolayısıyla her insan zaten fıtrat üzere doğuyor. İnsanın potansiyelinde inanma, kabul etme, e, ibadet etme bu zaten var. Ama insan ne yapıyor? Kendinde olan o potansiyeli örtünce, kapatınca, e, gizleyince, görmezden gelince, işte ne oluyor? Bu sefer o insan Gözleri vardır ama görmez, kulakları vardır ama duymaz, yürekleri de mühürlüdür Pozisyonlara geçiyor. Ve dolayısıyla insan kendi eliyle kendi gözlerine, kalbine, gönlüne set çekmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim bu konuda ciddi uyarılarda bulunur. Ve hidayet isteyene de Allah'ın hidayeti nasip edeceğini yani bu konuda çaba gösterenin de Allah'ın ona hidayet göstereceğine dair ayet-i kerimeler de pek çoktur. Şimdi tekrar konumuzla bunu bağlantılayacak olursak demek ki duyarlı insan takva sahibi insandır. Fıtrat üzere yaşayan insandır. Doğruyu yanlıştan ayıran insandır. Duyarlı insan iman sahibi insandır. Gözleri gören, kulakları duyan, yürekleri çarpan iman eden insandır. Duyarsız insan ise Gözünü kapatmış, kulağını kapatmış, gönlünü mühürlemiş, çevresinden, e, ayetlerden, Allah'tan, e, dinden, imandan bir haber olan insandır. Ki Rabbim e, bütün gönülleri e, hakka yönlendirsin inşallah. E, bu Ramazan Amin. hürmetine, Ramazan'ın rahmeti, merhameti, o mühürlü engin kuşatıcılığı, bütün mühürlü kalpleri inşallah sirayet etsin diyelim. Herhalde kararmış da çok kalp var hocam yani insanlığın bu kadar hani zulme uğradığı, katledildiği değil mutlaka birçok yani. dönem olmuştur ama en acısı bizim bu olaylara şehadet etmemiz, evet. şahit, olmamız, şahit olmamız. insanlığın değil mi öldüğü hani artık denizlerin adeta çocuk kustuğu bu maalesef, çağda bu maalesef. zamanda o kararmış kalplere bir nebzede olsa merhamet ve özellikle şu Ramazan'da yani artık... Böyle görüntüler değil hani geçen programımızda ya, bahsettiniz ya. ya e, İslam coğrafyalarında artık böyle bilimsel başarılar, o çocukların e, şen çığlıklarını inşallah, i̇nşallah duymak Allah, bizlere inşallah. nasip olur. Hep beraber dua ederiz inşallah. İnşallah yani Rabbim bu Ramazan'ı bu güzelliklere vesile kılsın inşallah, inşallah diyelim. Şimdi e, dolayısıyla işte de e, duyarlı olan insan, duyarlı olan e, mümin de... E, Hazreti Peygamber'in buyurduğu üzere hani diyor ya Allah'ın Resulü kim diyor kötü ve çirkin bir şey görürse onu eliyle düzelsin. Eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa onu diliyle ona müdahale etsin. Diliyle de müdahale edemiyorsa o zaman en azından kalben buğzetsin. Yani dolayısıyla işte duyarlı olan insan, çevresinden haberdar olan insan, gözü gönlü Kalbi açık olan insanın da yapması gereken şey nedir? Etrafında yaşadığı kötülüklere seyirci kalmaması. Çünkü e, hani iyilik e, pasifken e, iyilik değildir. Yani esas iyilik o zaman aktif cesaret de gerekli. Evet. Yani aktif iyilik olması evet, gerekir. Yani, yani Müslümanın, hayata dönüşmesi evet, gerekir. Duyarlı olduğu kadar cesur da olması gerekiyor. Evet. O cesareti göstermesi ve bu zulme karşı ben en azından bu zulme karşıyım. Kim evet. ne derse desin Allah için evet. hak bildiğimi söylüyorum. Buna ya karşıyım deme cesaretini göstermesi, göstermesi lazım. Göstermesi, tarafını belli etmesi. Hani evet. karınca misali e, Hazreti İbrahim'in su taşırken ya işte sen o suyu söndüreceğini mi zannediyorsun küçücük karınca halinle? Ya yapamasam da en azından ben tarafımı Hazreti İbrahim'in tarafında olduğumu belli ederim. Evet. Değil mi? İşte bu misal yani evet. Mesela bugün yaşadığımız olaylar hepimiz izliyoruz, görüyoruz, evet. üzülüyoruz. E, yüreklerimiz burkuluyor. Elimizle yapacağımız bir şey evet devlet e, Allah razı olsun hükümetimizin bu konuda çalışmalar evet. yürütüyor. Tarih e, herhalde mi, en azından hocam? Dua... Türkiye'yi bu noktada hiç unutmayacak. Evet yani. dilimiz en azından bu konuda biz e, dua ediyoruz ya da yapılanların çirkin olduğunu söylüyoruz. E, Elimizden gelen bu en basit olanı da işte kalbimize bu zulme biz buz ediyoruz. Dua ediyoruz müminlerin, Müslümanların kurtuluşu için. ama işte mesele nedir? Yani bu üçünden birini yapabilmek, bunun gayretinde olabilmek ve en azından bu konudaki duyarlılığımızı, hassasiyetimizi gösterebilmektir asıl mesele. Şimdi e, e, ibadetlerimize de baktığımız zaman allah Teala ibadetlerde de zaten bizlere hep bunları öğretmez mi? Evet. Mesela oruç ibadetinde yani sadece mesela aç kalmak değildir. Yani o oruçla açlıkla aç olanın halini anlamaktır. Şimdi i̇şte demin Merve kardeşimiz de bahsediyor hadis-i şerif olduğu gibi. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Aslında bir örnektir yani oradaki komşunun açlığı, e, tokluğu. Aslında orada bize verilen şudur. Yani sen müminsen ve yanı başında bir acı bir sıkıntı çekiliyorsa bundan duyarsız olamazsın. Yani Hatta hocam, çok rahat bir evet, şekilde yaşayamazsın. Seni bir şeylerin rahatsız, eder. rahatsız etmesi lazım. Cebrail aleyhisselam hani Efendimiz'e gelip komşu hakkında e, komşuyla alakalı şu şekilde bu şekilde davranacağını anlatırken Efendimiz buyuruyor ya. Neredeyse komşuyu mirasçı kılacak evet, evet. Yani komşu hakkı o kadar önemli. Hani altımızda üstümüzde yanımızda çevremizde ülkemizin dışındaki herkese aynı duyarlılığı göstermek durumundayız. Evet. Bana ne yani orada insanlar ölsün ya da işte e, biliyorsunuz hocam e, geçen bir e, televizyonda izledim ben. E, olay e, Galiba e, hata gelmesin Avrupa'da bir ülkede geçiyor. Devamlı gittiği bir restoranta bir Türk vatandaşımız anlatıyor. Yaklaşık 10-15 e, yıldır gittiği bir restoranta gidiyor yine yemek yemeye. Tam kapısına geldiğinde e, kapkaç gibi böyle bir saldırıya maruz kalıyor. Ve hemen o restoranttan yardım istiyor. Ama restoran kapılarını kapatıyor. Ben hani böyle bir olayın e, hmm. restorantımda restoranımda yaşanmasına izin veremem. Çünkü bu çok benim için yani. çok kötü bir reklam prestij, olur. Prestij kaybı. E, kaybı olur. Kapılarını kapatmış. E, ağlayarak anlatıyor diyor. Bizim ülkemizde bu olsa yani tam tersi. Hani bir bakkala girersiniz, bir restoranta girersiniz. İşte bu bizim dini eee öğretilerimizin örfümüze, bize adetimize geçerek kazan, kazandırmış olduğu değer, hassasiyetler o açıdan çok önemli hocam. Evet. İşte e, oruçlarla da Rabbimizin e, hedeflediği bize işte bu duyarlılığı kazandırmaktır. E, mesela zekat ibadetiyle Evet ile. hocam fitreler, Değil mi? zekatlar nasıl olmalı? Evet, Onların evet. tamam bir e, limitleri var hani evet. belirtiliyor ama bu, bu bu arada hemen söyleyelim bu seneki fitre miktarını Diyanet İşleri Başkanlığımız 16 e, TL diye belirledi. 16 lira. Ama bu nedir? En azıdır. Ha. Yani, yani sadece herkes, onu mu vermek zorundayız? Tabii 16 lira mı vereceğiz? Kendi, tamam olacak mı? Evet herkes kendi gücü nispetinde e, kendi imkanları nispetinde vereceğinin en iyisini vermeye gayret etmeli. ha 16 lira tamam. Değil ya ben e, 16 liralık yemiyorsam oturduğum bir sofada en az yediğim şey ha, 30 evet. liralıksa 50 liralıksa bunu gerçekten biraz yaşantımıza şuraya paralel vurarak, yaşantımıza evet. paralel o zaman kendi evet. harcadıklarımız kendi evet. yediklerimiz yani aslında insan hocam gerçekten yani bu kendi şahsım adına da yaptığım bir öz eleştiridir yani Rabbül Alemin o kadar çok nimet vermiş ki hangisinin şükrüne eda edeceğiz evet. hani Rahman suresinde evet. buyurulduğu gibi biz rahat yataklarda o bol sofralarda en hani en iyisini yaşamayı hedeflerken belki eğer iki üç çeşit yemek varsa soframızda bunu beğenmezken onun hiçbirini bulamayan insanların vebalini nasıl ödeyeceğiz? Evet. Hani hiç gardırobumda bir şey yok. Hiç işte çekmecemde başörtü yok diyen arkadaşların gardıroplarının tıklım tıklım olduğunu da biliyoruz. Başörtü çekmecelerinin bir çekmece hani böyle 3-4 çekmece olduğunu da biliyoruz. Ama sorarsak hiç kimse halinden memnun değil Burada bir hocam şey söyleyeyim ya. mi? E, Buyurun hocam. Şimdi e, a, bir şeyleri alırken bahanemiz yok. Yani paramız yok demeyiz. Evet. Kredi kartı, taksit, şu bu. Yani alırken hiçbir bahanemiz yoktur. Ama verirken ya bu ay taksitlerim çok ya bu ay işte biraz şeyim var nasıl vereceğim. Hocam almaya bu cimrilik nereden kaynaklanıyor? A, almaya işte ibadetlerin ruhunu çözememekte. Öyle mi hocam? Ee, Yani Rabbimizin bizden zekatı emretmiş sadece vermek midir? Fitreyi emretmiş sadece buradan yani paradan çıkarıp vermek midir? Yoksa e, duyarlı bir insan olabilmek midir? Yani e, bundan Rabbimizin muradı nedir? Bizi nasıl terbiye ediyor? Neyle terbiye ediyor? Nasıl eğitiyor? Aslında bunun işte farkına e, varabilmektir. Dolayısıyla bütün ibadetlerin temelinde de biz zaten e, bizi e, eğiten bir yönünü, bize duyarlılığı öğreten, kazandıran bir yönünü hep şahit oluyoruz. Cihad ibadeti bütün dünya Müslümanların duyarlılığını artıran, e, kaynaşmasını sağlayan, onların halini e, bizzat görerek, e, arkadaşlık ederek e, efendim teması yan yana olarak değil evet mi, tesbihlerimiz hurmalarımız, yeah. o sebillerin dağıtılması hep Kaynaşmamıza ve birbirimizi anlamaya vesile. Aynen öyle anlamaya. Kıyafetleri farklı, dilleri farklı, tenleri evet. farklı. Evet. Ama değil mi? hepimiz orada Allah'ın evet. önünde bir olduğu bir. duyarlılığını Duyarlı. hissettiren evet. ibadetlerimizden biri. Evet. Bugün de programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, tabii Rabbim inşallah e, sadece kendini düşünenlerden eylemesin. Evet. Herkesi gören, kalplere dokunabilen, Fitrelerini zekatlarına verirken kimseyi incitmeyen, incitmeden, Hı. kimsenin onurunu kırmadan, paylaşmayı bilen kullardan eylesin hocam. Hı. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Oruçlarınızı tutarken kolaylıklar ihsan eylesin. Ve bütün dünyaya karşı kalplerimizi duyarlı eylesin inşallah. Evet her zaman olduğu üzere. Esma Hüsna duasıyla biz sizler, sizlere veda ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Esmi her şeyi işiten, eşsiz benzersiz duyan demektir. Ya Semi, ya Allah, her şeyi işiten ve gören yalnızca sensin. Duyması eşsiz ve benzersiz olan sensin. Yanık gönüllerin sessiz çığlıklarını hiç kimse duymazken duyan tek sensin. Ya ya Allah. Ey işitmek için sese kulağa muhtaç olmayan, bizlere iniltisi dua alan sessiz bir gönül ver. Ey kalplerin en usul yönelişlerini duyan, bizlere zatına hamd bir gönül ver. Ya ya Allah. Mazlumların ahı duamızdır, adalet bahşeyle. Hastaların iniltisi niyazımızdır. Şifalar lütfeyle. Bize bizi hakikatin sesine kulak verenlerden eyle. Yasemi ya Allah. Dili kendi aleyhine şahit olanlardan eyleme. Sözü ve özü imanına şahit olanlardan eyle. Kula kendi aleyhine şahit olanlardan eyleme. İşittiği hakka ve hakikate şahit olanlardan eyle. Ah. Amin.